Selamun aleyküm kardeşler. Ben Akif, Reaction Chamber'den. Hoş geldiniz. Bugün biz daha çok güzel bir videoya tepki vereceğiz. Bu videonun ismidir ki 2023 yılında Türkiye'nin hangi hava araçları olacak ve yani savunma sanayi bakarsak eğer hangi araçlar kullanacaklar. Şimdi sadece Türkiye korumak için bu kadar savunma sanayi ve bu kadar araçlar, helikopter, uçaklar gerek yok. Ama biz de biliriz ki büyük Türkiye bir hayal var. Turan diyen bir hayal var. Ve bunun için çalışmak için en düzgün bir ülke Türkiye'dir. Yani Türkiye gece gündüz bunun için çalışıyor. Şimdi bu yüzden biz yani 2023 yılında hangi şeyler kullanabileceksiniz bunu göreceğiz. Bu video göreceğiz ve bakacağız yani gücünüz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Yorumlar yapın lütfen ve bana söyleyin ki hangi video tepki vermek istersiniz benden. Sizin gelen linkler ben tabii ki bütün videoları izliyorum ve teker teker her videoya tepki vereceğim tabii ki. Biraz geç olabilir çünkü başka da çok insanlar linkler atıyor ama herkesin video tepki vereceğim inşallah. Bu videoyu da verdim yani bu da bir Türk arkadaş bana bunu derdi. Tamam gideriz video izleriz ve başlıyoruz. Savunma tarafında ortaya koyduğu ürünlerle adını dünyaya duyuran Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında yerli üretim araçlarla adeta şahlanacak. Bayraktar TB2 ile en iyi İHA'lar arasına girmeyi başaran Baykar, önümüzdeki dönemde Kızıl Elma ile muharebe tarihinde ilklere imza atmayı hedefliyor. Diğer evet. Yandan gözler Atak-2 ve Gökbey'e de çevrilmiş durumda. Atak-2 mi dedi? Atak-2 yani sizin olduğun Atak her savaş helikopterden farklı bir helikopterdi ya da yani ikinci versiyon geliyor. Bunu söyleyin lütfen çünkü Atak helikopter gördüm. Pakistan Hava Kuvvetleri'nden tarafından da sipariş verildi ama maalesef ABD ve Amerika yani iki şey bu onlar mani oluyor ve bu uçağın yani helikopterin motor Amerika'da ürettiğin yüzünden Amerika bunun izin vermedi. Bu yüzden bize satılamadı. Ama burada çok testler yaptılar. Biz çok sevindik. Atak 2 ne? Bunu bilmek isterim. Buradaki Türkler bu hafta gündemine 2023 yılında olacak farklı farklı araçları aldı. Güvenlik güçlerine yerli ve milli imkanlarla en gelişmiş araç ve ekipmanları kazandırmaya çalışan Türk savunma sanayi yaklaşık bir yıllık dönemde çok sayıda projede kritik adımlar atmaya hazırlanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan Milli Muharip Uçak 18... Bu milli uçak TFX mi? TFX yalnız Türkiye'nin bir proje vardı ve bizim de bir proje vardı Azım diyen. Sonra bir yıl evvel siz bilirsiniz eğer bilmezseniz size bu haber veriyorum ki Türkiye ve Pakistan birlikte bir savaş uçağı yapacak. TFX ve Pakistan'ın Azım uçağı bir yapıp birlikte yapacak. Bu yüzden TFX'in prototipte ve bizim Azım prototipte biraz değişik oldu. Yani değişti biraz çünkü iki güç bir ayara geldi ve onun bu proje için çalışıyor. Bu yüzden 1-2 yıl sonra bu uçak gelecek ve bu uçak dünyanın yani daha çok güzel güçlü uçaklardan daha güçlü olacak. Bakacaksınız inşallah. Mart 2023'te motor çalıştırarak hangardan çıkacak. 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak ve parça üretimleri evet. Başlayan Milli Muharip Uçağın ilk uçuşunu 2025'te yapması, 2028'de göreve başlaması amaçlanıyor. Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ise 18 Mart 2023'te evet. ilk uçuşunu yapacak. Montaj faaliyetlerinde sona gelinen ve yer testleri hazırlanan Hürjet 4 prototiple uçuş testleri gerçekleştirecek ve 2025'te ilk görevini yapabilir seviyeye ulaşacak. Bu dönemdeki bir diğer önemli gelişme ise ağır sınıf taarruz helikopteri Atak-2'nin ilk uçuşu olacak. 11 ton ağırlığında 1,2 ton mühimmat taşıyabilen
30 mm topu bulunan helikopter, taarruz, yakın hava desteği, hava yer muharebesi, silahlı eskort, hava hava muharebesi, müşterek taarruz operasyonları, silahlı keşif ve gözetleme görevlerini yerine getirebilecek. TUSAŞ bu yıl ayrıca Gökbey helikopterinin ilk teslimatını da gerçekleştirecek. Jandarmaya teslim edilecek 3 helikopter göreve hazırlanıyor. Gökbey mevcut ihtiyaçlar... Sanırım bu helikopter jandarma verildi yani. Çünkü bunun uçması gördüm yani. Bunu da söyleyeyim ki bu helikopter jandarma ve başka milli savunma sanayi yani orduları verildi mi vermediler mi? Yani bence verdiler. Yanında geleceğin operasyonel gereksinimleri göz önünde bulundurularak gelişmiş aviyoniklerle üstün performans ve kullanım kalitesi için tasarlandı. Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Baykar Kızıl Elman'ın da 2023'ün ilk aylarında uçuş yapması hedefleniyor. Yapısal entegrasyonu büyük ölçüde tamamlanan, mekanik ve aviyonik entegrasyon süreci devam eden insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'ya yönelik çalışmalar iki prototip devam ediyor. Bayraktar Kızıl Elma yüksek ve agresif manevra kabiliyetiyle görev yapacak, 5 saat havada kalabilecek, 35 bin feet operasyonel irtifaya çıkabilecek. Baykar'ın TCG Anadolu gemisine konuşlandırılmak üzere geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA'da yeni yılın ilk kısmında gökyüzüyle buluşacak. Bayraktar TB3 dünyada ilk defa kısa pistli gemiden konvansiyonel şekilde inip kalkan insansız hava aracı olarak çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak. Bayraktar TB3 sahip olduğu özelliklerle Bayraktar TB2 ile Bayraktar Akıncı TİHA arasında bir seçenek oluşturacak. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ tarafından Gökbey helikopterinde kullanılmak üzere geliştirilen, ilk prototipi entegrasyon çalışmaları için teslim edilen TS-1400 turboşaft motorunu olgunlaştırma testlerinde de sona gelindi. İnsanlı uçuş için yeterli olgunluğa ulaşan ilk motorun yıl bitmeden helikopteri üreten TUSAŞ'a teslim edilmesi hedefleniyor. Öte yandan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak... Wow, yani... Helikopterle, savaş helikopter, başka helikopter, uçaklar, SİHA'lar, İHA'lar, daha ne istiyorsunuz? Ve yani tebrik ederim sizi ama Türkiye'de bununla ilgili kötü düşünenlere yani ne söyleyeyim yani? Öyle insanları var ki bana gelip söylüyor ki ya bunlar oyunlar, bunlar yok yani. Öyle şeyler söylüyor Allah aşkına ya. Yani her şey ortada, her şey görebiliyorsunuz, her şey sizin ülkenizde yapılıyor. Hani ben burada oturup tabii ki bunu bilirim ki her şey gerçekti. Siz orada yaşıyorsunuz, nasıl bilmiyorsunuz yani neyin var sizin? Gidin kendine bakın ya. Teknofestler oluyor, orada da gösteriyor ama yine de bunun oyunsa düşünmek insanlar var ya. Artık bırakın bu işlere ya. Herkes bir olun yani. Tabii ki bu kadar devletiniz bu kadar çalışıyor. Gece gündüz çalışıyor. Hiç durmadan. Sizin destek gerek onlara. Maşallah tebrik ederim sizler. TCG Anadolu da envantere katılmaya hazırlanıyor. Tam yüklü en büyük şey 27.436 ton ağırlıkta, 231 metre boyunda ve 32 metre genişliğinde inşa edilen ve kamuoyunda uçak gemisi olarak da nitelendirilen çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu, Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint ve Atlantik okyanuslarında kullanılabilecek. Türk Savunma Sanayisi şirketlerinin hayata geçirdikleri 4 farklı işbirliklerinin ortaya çıkan insansız deniz araçları da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girebilmek için rekabet içinde bulunuyor. İnsansız deniz araçlarının yakın zamanda envantere katılmaya başlaması bekleniyor. Yeni tip denizaltı projesi kapsamında üretilecek 6 denizaltıdan ilkinin bu yıl teslim edilmesi planlanıyor. Denizaltılar 68,35 metre uzunluğa, 6,3 metre mukavim tekne dış çapına, 1850 ton deplasmana ve 40 personel kapasite... Siz zaten denizaltı yapmadınız mı? Yani ben bir video tepki verdim de daha çok evvel yani 4-5 ay evvel verdim de o video için söylüyordu ki siz... Yani denizaltı yaptınız, sanırım Erdoğan da gitti orada, Sayın Erdoğan. Yani o iş oldu. Şimdi daha mı denizaltı yapıyorsunuz ya da o yaptığın denizaltı hala teslim edilmedi?
kapasitesine sahip olarak inşa ediliyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yeni insanlı ve insansız kara araçları da ilk kez envantere katılacak. Evet. FNSS tarafından geliştirilen ağır sınıf insansız kara aracı Aselsan, Best Group, Electroland ve Havelsan tarafından geliştirilen orta sınıf insansız kara araçları sahadaki testlerin ardından güvenlik güçlerinin görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda revize edildi, ilave kabiliyetlerle donatıldı. Geliştirme süreçlerinin sahada test edilmesinin ardından insansız kara araçları güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. İnsansız kara araç. Silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçları için özgün olarak geliştirilen Pars 4 6x6 özel operasyonlar aracı da envantere girmek için gün sayıyor. Yurt dışı İhracat lisansına tabi bazı alt sistemlerin yerleştirilmesinin ardından ilk Altay tankının üretimi de tamamlanacak. 2023 yılında modernize ve insansız silah kulesi entegre edilmiş ilk zırhlı muharebe aracı teslim edilecekken, yerli motorlu Vuran 8x8 tekerlekli konteyner taşıyıcı araçlar ve Amazon zırhlı araçlarının ilk teslimatları da yapılacak. Bayraktar'ın ile en iyi İHA'lar arasına girmeyi başaran Baykar, önümüzdeki dönemde Kızıl Elma ile muharebe tarihin... Wow, ne güzel ya, çok güzelmiş. Yani Türkiye yani aslında her şeyi insansız yapmak için çalışıyor. Yani botlar, gemiler, uçaklar, arabalar, araçlar, her şey insansız olsun istiyor ve tabii ki her şey yapıyor ve bunun için çok başarılı olduğunu ispat etti yani. Ve dünyadaki en çok insansız hava ve kara araç olduğun bir ülke olacak ya da oldu sanırım. Çünkü başka ülkeler bunun için bu kadar çalışmıyor. Siz daha çok çalışıyorsunuz insansız şeylere göre. Tabii ki gücünüze güç katacak ve sadece siz değil, bütün Türk ülkeler, Pakistan ve sizi seven bütün ülkeler çok sevecek bunu. Mutlu olacak ki Türkiye güçlü oluyor. Kardeşimiz güçlü olursa biz de güçlüyüz. Bu yüzden biz çok seviyoruz bunu. Ben çok beğendim bu video. Yani bu videodaki söylediğim çok şeyleri biliyordum. Ama öyle genel olarak biliyordum. Öyle detaylıda söyledi. Bu yüzden çok sevdim bu videoyu. Her şeyi detaylıda anlattı. Ve Atak 2 geliyor, bilmezdim. Bayraktar TB3 geliyor, bunu da bilmezdim. Daha çok şeyler geliyor. Allah yar ve yardımcımız olsun sizin. Çok sevdim bu videoyu. Daha çok güzel video tepki vereceğiz inşallah. O güne kadar selamun aleyküm. Allah hafız.